Aslan Sağlam, biz çok iyi tanıyoruz ama kendi ağzından nerelidir, kimdir, nereden gelme, sürgün olarak Almanya'ya nasıl geldiniz? Sizi tanımayanlara kendinizi tanıdınız da sevinirim. Dersimli, Ovacık, Ovacık'ın Çamburak Köyü. Evet. Doğumluyum. 1972. 2011'de de siyasi nedenlerden dolayı aldığım hapis cezasından kaynaklı ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. 2011'in tabii bir 6 ay İsviçre'de kaldım, sonra buraya geldim. Hı-hı. İşte 2011'in sonlarından beri Almanya'da yaşamaktayım. Yaşamı burada sürdürüyorum şimdi. Sürgün olarak. Yani, aynen. Türkiye'ye maalesef gidemiyoruz. Peki, gitmenin umudunu besliyoruz ama. Besliyorsunuz değil mi? Peki 14 evet. Mayıs'ta seçimler var. Seçim hakkında neler söylemek istersiniz? Ola ki tırnak içinde demokratik bir seçim olursa, demokratik bir parti gelirse Türkiye'ye dönmeyi düşünür müsünüz? Öncelikle dediğin gibi umarım demokratik bir seçim olur gerçekten de ve çünkü kaygı verici bir gidişat var. Yani Türkiye'nin şu an içinde yüzdüğü, yürüdüğü, sürüklendiği daha doğrusu getirildiği nokta kaygı verici. Gerçekten seçimlerin güvenlik dahilinde olabileceği ve demokratik bir şekilde olabileceği ile ilgili kaygılarımız çok. Çünkü onlar da biliyor. Yani gerçekten de çok ciddi bir diktatöryel bir durum söz konusu ve bunun sonuna doğru gelindiği noktasında herkesin bilgisi var.
Tabii ki benim gibi yüzlerce binlerce sanırım insan ülkeyi terk etmiş durumda. Aydın gazeteci, sanatçı, yazar, çizer, bunun yanında doktorlar, mühendisler, herkes ülkeyi terk etmiş zorunda kalmış. Hı hı. Bu insanların büyük bir çoğunluğu sadece demokratik bir ülkede yaşamak istiyor, insanca yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu seçimlerde demokratik bir seçimle, bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle ve bir parlamentoyla bu çok sıradan girişin önüne geçileceğini ve büyük çoğunlukla insanların en azından ülkelerine çok rahat girip geleceğini ama yaşamını artık buradan mı oradan mı sürdüreceğini tabii bilemeyiz. Öyle bir şey olursa dönmeyi düşünüyor musunuz? Ya ben kesin dönemem çünkü çocuklarım artık burada şekil aldı. Yani 13 senedir buradayım artık, 12 senedir. Dolayısıyla ben evet gidip kalabilirim uzun zaman. Ama herhalde kökten bir dönüş olamayacak artık. Çünkü artık şekil aldık burada yani. Peki yurt dışında yani Almanya, İngiltere, tüm Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kökenlilerin de oy kullanma hakkı var. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle herkesin fikri gibi tabii benim bir fikrim var. Yani Türkiye kökenli arkadaşlar burada ciddi anlamda paralar kazanıyorlar Avrupalarda falan. Böyle gidip oralarda bu sistemi de herhalde kendilerine tanıdığı haklar itibariyle çok rahat bir şekilde mal, mülk vesaire falan edinerek orada bir iktidara sahip olduklarını düşünüyorlar. Ve çok kötü tarafı şu... Buraya geliyorlar, diyelim daha çok mütedeyyin insanlar, hı hı. dinine sözde sahip insanlar, sadık insanlar. Burada geliyorlar çok acayip şekilde paralar kazanıp, buraları gavurlukla bilmem neylikle suçlayıp, ondan sonra gidip oralarda Müslümanlığını yaşamak gibi bir durumla, burada Avrupa'daki seçimlerde biliyorsun demokrat, sol, yeşil gibi partilere oy verirler, evet. onların haklarını savunsunlar diye. Bir de sanki böyle bir hakları varmış oradaki iktidarı, oradaki insanların kaderini de tayin etmekle hı hı. ilgili oy kullanıyorlar. Bu aslında oy kullanmalar bir kere başlamışlar. Yanlış bana göre. Hı hı. Çünkü yaşamadığın yerde yani sen orada vergi yani. Vermiyorsun, parası ödemiyorsun, elektrik parası ödemiyorsun. Bilmem çocuğun askeri gitmiyor, üniversite harcı vermiyorsun, bilmem ne vermiyorsun. Oradaki şimdi müfredatla ilgili sen söz sahibisin, askerlikle ilgili söz sahibisin. Yani oy vermekle bunu yapmış oluyorsun. Hı hı hı. Bir kere burada bir yanlışlık var. İkincisi de. Burada haklarını savunsunlar diye sol, demokrat, ilerici partilere oy veriyorsun. Çünkü burada biliyorsun Almanya'da da çok rasist, faşist partiler yani, var. Neonaziler var ama bunlara karşı herkes bir duruş sergiliyor. Sola, demokrat partilere oy veriyor değil mi haklarını savunsunlar yani. Diye. Türkiye'ye gidince orada da dinci, ırkçı, milliyetçi partilere oy veriyorsunuz. Şimdi bu baştan sona çelişkili. Dolayısıyla ben bunu asla şahıs olarak buna karşıyım, bunu doğru bulmuyorum. Yani yurt dışındakilerin oy kullanmasına karşı. Baştan sona doğru kullanması doğru değil. Hı-hı. Tabii yani o kaderi belirlemek bizim artık hakkımız değil. Hakkımız değil. Evet. Peki bugün Ingolstadt'tayız. Ingolstadt 35. Yılını kutluyor. Bu konu hakkında kısa ve öz olarak ne söylemek istersiniz? Evet. Alevi dernekleri Avrupa'daki en önemli örgütlenme kurumları. Çok önemsiyorum Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun yapılanmalarını. Ingolstadt'ta birkaç defadır etkinliklerine katıldığım bir kurum. İyi emek veriyorlar. Yani kadın arkadaşlar, genç arkadaşlar, yöneticileri gerçekten çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Onun için bu daveti de tabii kıramazdım. Seve seve de geldim. 35. yılda buradan tebrik ediyorum. Önemsiyorum. Çok önemli. Çok güzel bir etkinlik olacak. Evet. Senin de büyük emeklerin var. Evet. Bu bilgileri aktarmak çok önemli. Şimdi Türkiye'de basın kalmadı biliyorsun. Evet. Yani seyredeceğimiz bir alan kalmadı. Ama biz burada çok özgür istediğimi söyleyebiliyorum. Biliyorum bu yayınlanacak. Yani ben ters bir şey de söylesem siz bunu yayınlayacaksınız etik olarak. Aynen. Onun için iletişim, haberleşme mekanizmalarını da korumak ve güçlendirmek çok önemli. Sen de buna çok emek veriyorsun. Sana çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Başarılar.